Hayır, bunlar vahşi kediler değil. Bunlar bakım günü yapan arkadaşlar. Ama gerçekten kediye benziyorlar. Öncelikle özel bir şey yapalım. Fincan ve takma kirpikler alalım. Kirpikleri fincana yapıştıralım. Yapıştırıcı kullanalım. İnce uçlu fırçayla siyah eyeliner çizelim. Mor dudaklar ekleyelim. Boyayı cilayla koruyalım. Aynı fincandan arkadaşımız için de yapalım. Ve işte çay içmeye buluşmak için ekstra bir neden. Hey, çabuk ol! Senin için bir sürprizim var. Şimdi de çubuk ve birkaç poşet çay alalım. Bunları her poşet çay bir kenara gelecek şekilde bir çubuğa bağlayalım. İpi çubuğun etrafına saralım. Fincanları ayarlayalım ve bir çay köprüsü yapalım. Harika! Gerçek arkadaşlar her şeyi birlikte yaparlar. Çayı bile aynı şekilde demlerler. Çay partileri insanları yakınlaştırır. Kızlar kola severler ve çiçekleri. Vazoyu nereye koysam? Sanırım harika bir fikrim var. Coca-Cola mı yoksa Pepsi mi? Fark etmez. İkisinin kutusu da bu fikir için uygun olacaktır. Nazikçe boş tekneyi sıkalım. Sprey boyayla gümüş rengine boyayalım. Modern bir sanat eseri gibi görünecek. Gümüş rengi teneke şık bir vazoya dönüştü. Sadece su eklememiz yeterli. Şık ve hoş görünüyor. Peynir ve mukavvadan ne yapabiliriz? Öğrenmeye hazır olun. Mukavvayı keselim. Kalıcı kalemle yazı yazalım ve bir peynir parçası çizelim. Küçük bir peynir kitabı şirin değil mi? Sarı silikon kullanarak erimiş peynir çizelim. Ve bir dilim peyniri boyayalım. Peynirleri üst üste koyalım ve mukavvaya yerleştirelim. Kapağını kapatalım. Kitabı parlak bir kordonla dikelim. Ne iştah açıcı bir sanat eseri. Peynir paketini uygun bir tasarımla süsleyelim. Peynir severler bu eserin tadına bayılacak. Şimdi de hep birlikte peynir diyelim. Yakında bıçak yoksa ve konu sulu bir elma yemekse ödülü almak için her şeyi yapabiliriz. Mesela anahtarları kullanmak gibi. Dikkatlice meyveyi ikiye keselim. Ve tekrar ikiye keselim. Anahtarı kilide takar gibi ortasına yerleştirelim ve çevirelim. İşte oldu. Neden bıçağa ihtiyacımız olsun ki? Lastik bir bandı elmanın etrafına takalım ki çürümesin. Ve poşete koyalım. Bir şeyler atıştırma zamanı. Bugün menüde ne var? Elma dilimleri ve peynirden bir kitapçık. Hangisi daha çok hoşuma gitti bilmiyorum. Peynir ve elmanın öğlen yemeği için çok güzel olacağını bilmiyordum. Bir fincan kahve eşliğinde konuşmak önemli bir iştir. Peki ya işleri biraz karıştırsak ve yaratıcı olsak? İşte bir kalem. Kıpırdama! Portreni yapıyorum. Arkadaş canlısı bir gülümseme. Harika saçlar. Aynı sana benzedi. Son dokunuş. Yazarın imzası. İşte fincanın. Vay canına, çok yeteneklisin. Şimdi sıra bende. Pekala, böyle bir şey. Bu ben miyim? Sen beni nasıl görüyorsun böyle? Bu kadar çirkin miyim? Neden bunu şimdi öğreniyorum? Kız okumayı seviyor ve erkek de. Neden hala birlikte değiller? Bu sorunu çözmeliyim. Çok uyumlu bir çift olacaklar.
Saat 4'te kitap kulübünde buluşmalar için bir davet mesajı yazacağım. Arkadaşlarımıza gönderelim. Yoksa bu iki kitap kurdu yaşlanana kadar asla bir araya gelemeyecekler. Zeki erkekler kitap okumayı seven kızlardan hoşlanır. Ne okuyorsun? Belki de birbirimizi daha yakından tanımalıyız. Birlikte dışarı çıkalım mı? Çok yakında büyük bir kütüphane var. Hiç arkadaşınız sayesinde birisiyle tanıştınız mı? Ya da çöp çatanlık yaptınız mı? Uzun süredir dost canlısı bir yarışma yapmadık. Hadi savaş başlasın. Numaralar çizelim. Sana hangi numara çıktı? Bana daha iyi numara çıktı. Sonraki numarayı çekelim. Şansın yaver gitti mi? Smoothie kavanozlarına yiyecekler koyalım. Meyve suyu dökelim. Ah, denemeye korkuyorum. Brokoli ve portakal. Çok garip. Smoothie'leri blenderda karıştıralım. Bu içecek çok farklı. Öyle mi? Çok şanslısın. Bak, şu an uyumlu dövmeler çok moda. Biz de yaptırsak mı? Harika fikir. Siyah eyeliner alalım. Sembolik bir şey çizelim. Mesela birbirine uzanan eller. Senden bana, benden sana. Çok şirin. Üstüne saç spreyi uygulayarak dövmeyi kalıcı hale getirelim. Güzel. Kız arkadaşınızla uyumlu dövmeleriniz var mı? Ya da böyle bir dövme ister misiniz? Dergi okumak sadece rahatlatmaz. Hayallerimizi de gerçekleştirir. Arkadaşım uyuyakaldı ama ben her zaman uyanığım. Bir kalem alalım ve onu uyandırmadan dikkatlice yüzüne çizim yapalım. Ters bir kadın profili oluşturacak şekilde çizgiler çizelim. Güzel. Şimdi de selfie çekelim. Tamam. Uyuma zamanı. Hadi ama. Yoksa randevuna geç kalacaksın. Hey. Bize nasıl geçtiğini anlatmayı unutma. Çok ilginç. Hey dostum, sana bir hediyem var. Harika, sürprizleri çok seviyorum. Bu fikir için düğmeler ve resimler alalım. Resimlerden birine arkadaşımızın adını ve diğerine de arkadaşlıkla ilgili güzel bir yazı yazalım. Düğmelere uygun resimleri keselim. Resimleri piritle düğmelere sabitleyelim. Küpe arkaları hazırlayalım. Bunları düğmelere yerleştirelim. Kendimize de bir set yapalım ve mücevheri hediye poşetine koyalım. Tamam, hadi dene. Ben de kendiminkini takacağım. Artık herkes arkadaş olduğumuzu bilecek. Kızların arkadaş olması imkansızdır derler. İnsanlar ne anlar ki? Şaka mı yapıyorsun? Partiye böyle mi gideceksin? Hadi kıyafetlerini değiştirelim. Bu kıyafet de ne? Çok melankolik. Üçüncü sefer daha güzel olacak. Bu daha iyi. Sadece bir şeyler eklemeliyiz. Bir kemer, bele bir kumaş kemer bağlayalım. Uzun bir kuyruk yapalım ve gül şekli verelim. Şimdi harika oldu. Ben de çok sevdim. Çok güzel oldu. Yıldız gibi görünüyorsun. Ama değişiklik yapmak istiyorum. Eteğini çıkar. Evet, etek yerine pantolon giymelisin. Şimdi de üst yerine eteği giy. Kemeri göğsünden bağla. Fırfırlı harika bir üstümüz oldu. Partinin kraliçesi olacaksın. Hadi bu gece biraz eğlenelim. En yakın arkadaş fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangisi size daha ilginç geldi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Böylece Turum Turum'daki yeni parlak arkadaşlık fikirlerini kaçırmazsınız.